Konuşmaya davet edildiğim zaman hangi kimlikle konuşayım diye biraz zorlandım. Hepsini toplamam da bazen zor oluyor. Öncelikle söyleyeyim, Ulamış ikametliyim. Yıllar önce Sayın Muhtarım'ın bana verdiği bir anahtarla gerçekleşti. Fahri hemşehrimiz olur musunuz demişlerdi. Biz Asli olduk, Ulamışlıyız. Aynı zamanda tabii daha önceki dönemlerde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in eşi olmam. Ama tabii hepsinden önce küçük üreticinin örgütlenmesini bu topraklarda, bu yarımadada 1960'larda Mahmut Türkmenoğlu'yla beraber işte Veli amcalarla, Halil amcalarla ve Ayşe teyzelerle yürüten İzmir Köy Kop Birliği'nin birlik başkanlığını yapmak hepsinin önüne geçiyor bence. Çünkü o vesileyle de 2009 yılından itibaren bu tohumun yıllar önce aslında nasıl çoğaltıldığını, nasıl sahip çıkıldığını gördük. Ve dolayısıyla 2009 yılından bu yana geldiğimiz noktada İsmail Başkan'la da devam eden ve süren bu çalışmaya aslında Türkiye'nin ne kadar sahip çıktığını görüyoruz. Ben Van'a da gitsem, Trabzon'a da gitsem kendi bölgesindeki tohuma sahip çıkıyor. Çünkü her bölgenin kendi tohumu var. Bu tohumuna sahip çıkmak aslında tam bu milli sınırlar içinde toprağımıza çıkmak, sahip çıkmak. Dün değil evvelsi gün 9 Eylül'ün 100. yılı dolayısıyla 1922 yılında başlatılan o Kocatepe yürüyüşündeydik biz. Sabaha kadar o askerlerin o Kocatepe'ye çıkarken ki o ruh halini tepede Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünürken şu bir tanecik küçücük bir tohumun aslında bu koca Türkiye Cumhuriyeti nasıl savunacağını çok iyi hissediyorsunuz. Umarım inşallah seneye gene bu tarihlerde Kocatepe yürüyüşünde hep beraber olmalıyız. Mutlaka çocuklarınızı çıkarın, Kocatepe'ye o yürüyüşü yapsınlar. Başkanım kolaylıklar diliyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tunç Soyer'in de selam ve sevgilerimi yolluyorum. İsmail Yetişbükeli, güçlü alkışlarınızla davet ediyorum. Herkese merhabalar. Ata Ekmeği ve Armağan Şenliğimize bugün hoş geldiniz. Seferihisar'da büyüyenler bilir. Hepimizin çocukluğu bağda bahçede geçmiştir. İşte mandalina bahçesi sularken ya zeytin toplarken. Yani biz çocukluğumuzdan beri Seferihisar'da toprakla buluşan kişileriz esasında. Fakat çocuk nasıl bir oyunu seviyorsa, nasıl bir oyuna değer veriyorsa Seferihisarlı'nın da en değerlisi tarımdır. Çünkü geçim kaynaklarından en büyük kalemi tarımdır. İşte mandalinasıdır, zeytinidir, bağıdır, bahçesidir. En büyük kaynağı tarım geliridir. 2011 yılında sandıktan işte bir avuç bir tohum takas yerliğinde gelen bir avuç bir tohumla başladı hikaye esasında. O bir metrekareye dikildi. Bir metrekareden bir arsa dikildi. Ve şu anda 700 dönüm araziye dikiliyor Seferihisar'da. Ve ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Tire ve Meren arabasında da şu anda dikilmeye başlandı. Bayağı geniş arazileri. Şu anda ata tohumu olarak Karakılçık buğdayı her yere dağılmaya başladı. Ve bunun en büyük mimarı tüm bunları başarmamızda elbette Tunç Başkanımızın çok büyük emeği vardı. Tarım vizyonu ile Seferihisar'a kattığı değerlerden kaynaklı buradan bir kez daha Tunç Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, Atatürk'ün liderliğindeki İzmir İktisat Kongresi ile tarım politikasının temel ilkesi milli ekonominin temeli ziraattır şeklinde belirlenmiştir. İşte bu yüzden köylü milletin efendisidir. Milletin efendisi üretendir.
toprağına sahip çıkandır. Toprağını işleyen ülkelerin ne kadar kıymetli olduğunu en iyi bugünlerde görüyoruz. Toprak ülkenin geleceğidir. Bu topraklar bize atamızdan, atalarımızdan emanettir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken tarıma, tohuma, üretime sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu olacaktır. Hepinize yeniden hoş geldiniz der, keyifli bir şenlik dilerim. Oh,